Şekil 1 ve Şekil 2'deki 4 farklı bölge ABCD haritalarıyla gösterilmiştir. Günün belli bir saatinde A ve B bölgesine ait basınç değerlerini gösteren grafik ile CD bölgesine ait sıcaklık değerlerini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Yukarıda verilenler değerlendirildiğinde A, B, C ve D bölgelerinde gerçekleşen hava olayları ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi basınç değerlerine baktığımızda birinci şekilde A bölgesindeki basıncın yüksek olduğunu, daha yüksek olduğunu görüyoruz. Buraya yüksek basınç bölgesi diyoruz. Yani soğuk hava burada var. Soğuk. B bölgesinin ise alçak basınç bölgesi, yani sıcak hava olduğunu söyleyebiliriz. Deniz ne zaman sıcak olur? Geceleri. Yani buradaki olay gece gerçekleşen bir olay. Dolayısıyla yüksek basınçtan alçak basınca doğru olacağı için rüzgarın yönü, bu ok yönünde rüzgar meydana gelecek, karadan denize doğru. Sıcaklık değerlerine baktığımızda C bölgesinin daha sıcak olduğunu görüyoruz. Yani C dağ bölgesi. Sıcak olduğu için burası alçak basınç alanı. Evet, alçak basınç alanı. D'nin ise daha soğuk olduğunu görüyoruz. Burası da yüksek basınç alanı. Şimdi burada da yüksek basınçtan alçak basınca doğru rüzgar hareketi meydana gelecek. 1. A bölgesinde alçalıcı hava hareketleri görülmektedir. Hemen A bölgesine bakalım. Sıcak. Düzeltiyorum, hemen yan tarafta. A bölgesi yüksek basınç, soğuk olan bölge. Evet, soğuk olan bölgede alçalıcı hava hareketi vardır. Hava daha yüksek basınca sahip olduğu için aşağı doğru çöker. Bu doğru. Şekil 1'de düz rüzgarın yönü denizden karaya doğrudur diyor. Halbuki karadan denize doğru gerçekleşiyor. Bu yanlış. Şekil 2'de D bölgesinde alçak basınç alanı oluşur. D bölgesine bakıyoruz. Yüksek basınç alanı. Bu da yanlış. 4. C bölgesinde ölçülen basınç değeri. C'deki basınç değeri alçak basınçtı. D bölgesinde ölçülen basınç değerinden daha büyüktür diyor. D'deki basınç daha büyük halbuki. Bu da yanlış. Cevabımız yalnız 1. A şıkkı.